Bu bayrağın üstünde hala arkadaşlarımızın kanı var. Bu sabah basılan karargahımızdan alındı. Karın için üzgünüm oğlum. Seni Virenkaya'dan çıktığından beri takip ediyorduk. Başına bir şey gelmesine müsaade etmezdik. Eyvallah. Anladığım kadarıyla bu savaşı birlikte vereceğiz. Doğru kararı vermenize sevindim. Biz aynı sizin gibiyiz Fatih. Bu vatanın bekası için isimsiz kalmayı seçenleriz. Sessizce düşmanlarla savaşırız. Gölgede kalırız. Neden ölü olarak kalmamızı istiyorsunuz? Basit. Ölü olarak bilinirseniz kimse sizi aramayacaktır. Ben bu görevi aldığımda henüz genç bir teğmendim. Senden de gençtim Fatih. Sen yürekli bir adamsın. Bunu defalarca gösterdin. Yürek neredeyse, gerçek vatanseverlik oradadır. Üstelik bu yolda yürürken can dostlarınla birlikte olacaksın. Düşmanımız kim? Bugüne kadar karşılaştığımız en büyük düşman. Sınırları olmayan, çıkarları olan bir örgüt. Silahları terör. Ülkeyi cehenneme çevirmek. İnsanlar evlerinden çıkamasın. Çocuklarını okula gönderemesin. Kimse kimseye güvenmesin. Ülke hızla kaosa sürüklensin. Hedefleri bu kaos ortamında enerji koridorlarını ele geçirmek. Trilyonlarca dolar kazanacaklar. Ama nihayet kafalarını suyun üstüne çıkardılar. Kudret Yıldırım. Sabbah ismiyle de bilinir. Örgütün şu andaki görünen yüzü. Arkadaşlarınızı şehit eden kişi. Şimdi size soruyorum. Memleketi bu büyük tehlikeden kurtarmak için savaşa var mısınız? Olağanüstü şartlar, olağanüstü çözümler gerektirir. Biz bir kere yemin ettik. Elimizde ecdadımızın emanet ettiği sancağı, sırtımızda vatanın yükünü taşıyoruz. Biz bu ülke için isimlerinden vazgeçenleriz. Ne bayrağımızı indirtiriz, ne de toprağımızın zerresini terk ederiz. Biz bundan sonra bu çatı altında düşmanın peşindeyiz. Aramızda düşmanlarımıza karşı yaktığımız mermilerin hakkı için, bu uğurda verdiğimiz şehitlerimizin kanlarının hakkı için bizim de kanlarımız bayrağımızın al rengine helal olsun. Helal olsun.